Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kara ile TYT AYT Geometri kampının 16. haftası 7. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız arkadaşlar. Test 7'nin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir kare verilmiş, 5 var, 12 var, soru yok yalnız şimdi. A noktasının B'ye doğru parçasına göre simetriği ile C noktasının BF doğru parçasına göre simetriği EF doğru parçası üzerindeymiş arkadaşlar. Bu doğru parçasının üzerinde. A'nın simetriğini aldığında ve C'nin simetriğini aldığında bu doğru üzerinde düşüreceğiz şimdi. Arkadaşlar öncelikle sorun çözümüne başlamadan önce şunu söyleyeyim. simetri simetriyle ilgili sorulara da alışkın olmamız lazım. ÖSYM son yıllarda hep böyle katlamaya özen vermiş. Katlama demek simetri demek aslında simetri sorusu soruyor. Bak bir geçen sene 2022 sınavında sordu mu sormadı. E, bunun yerine bir simetriyi sorula, sorulabilirdi hani katlama yerine. Hani sormadı ya artık böyle katlama baydı mı bilmiyorum ama baymaz da katlama yerine belki simetriyi de sorabilir o yüzden Böyle bir soru yazdım. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Zaten katlamayla aynı olduğunu da göreceksiniz. Şimdi A noktasının buna göre simetriğini aldığında EF'nin üzerinde C noktasının da buna göre simetriğini aldığında aynı nokta yapıyormuş arkadaşlar burası. Şuradaki nokta. Hocam simetriğini almak demek de ne demek? A noktası bir noktanın bir doğruya göre simetriği demek. Hocam şunlar 90 derece demek ve şunlar birbirine eşit demek. Aynı şekilde C noktasının BF'ye göre simetriği de hop 90 derece demek ve şunlar da birbirine eşit demek değil midir? Evet. Hatta bak size bir şey söyleyeyim. Ee, sen buradaki üçgeni böyle çizecek olursan bak şuradaki üçgen buraya geldi. Katlama sağlığında gibi de düşünebilirsin. Ya da buradaki üçgen buraya geldi. Aynı soruyu katlama sorusu gibi de düşünebilirsin. Tamam ama hiç çizmeyelim şimdi sorunun akışına göre soruyu yapalım biz. Diyor ki buna göre diyor ABCD karesinin çevresi nedir diye soruluyor. Özel bir durum çıktı mı? Çıktı arkadaşım. Bak burası 90 derece. Hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü. Nerede böler? İkiz kenarda. Burası 5'tir. Hocam burada da dik tabanı iki parçaya bölmüş. İkiz kenar yani 12. Peki soruyu çözemedik. 5'e 12'yi kullandık mı? Kullanmadık. E, kullandık aslında. Neyi kullanmadık? Kare olmasını kullanmadık. E o zaman kare olmasını düşünelim. Hocam şuraya bir A diyecek olursam. Karenin bir kenarı ne yaptı? A artı 12. Hocam burası da A artı 12 yapacak. O zaman 5'i buradaysa A artı 7 mi yaptı burası? Evet. E artık buradaki dik üçgende bir Pisagor bağıntısı yapabilir miyiz arkadaşlar? Yaparız tabii ki. Şurası 17. 17'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı A artı 7'nin karesinden işlem işlem işlemle A'yı buluruz. 17 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 8, 15, 17'dir. 8 koyarsak A yerine burası 15 yapıyor mu? Yapıyor. A dediğimiz 8. O zaman karenin bir kenarı da 20 çıktı. Karenin çevresi isteniyor bizden. Çevrede 4 tane 20 vardır. O da kaç yapar arkadaşlar? 80 yapar. Yani cevabımız böylelikle 80 oldu. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Güzel bir soru geldik ikinci soruya. Tamam, bir formülü vermiş, bir iç açısının ölçüsünü. Devam edelim. Biz biliyoruz bunu. Çevresi 40 cm olan dörtgen biçimindeki bir kağıt parçası. Şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra iki tane üçgen parça çıkarılmış. Elimizde neresi kaldı arkadaşlar bu çıkarılınca? İşte tam olarak elimizde kalan parça şu parça yaptı arkadaşlar. Şu parçayı tam olarak şöyle net bir şekilde göstereyim size. Ve bu parçadan neymiş arkadaşlar? Bakın şunları kesip attım. Elimde bu parça kaldı. Kesildikten sonra iki tane üçgen parça çıkarılmış ve bir düzgün altıgen elde edilmiştir diye söylüyor arkadaşlar. İşte buradaki oluşan düzgün altıgen. Arkadaşlar düzgün altıgense formülü 6 eksi 2 çarpı 180 bölü 6 kaç çıkıyor? İç açısı 120 çıkıyor ya da dış açısı 60 ya hocam iç açısı da 120 diyebilirdik. Yani buradaki açılar o zaman otomatikman 120 değil midir bu düzgün altıgense? E hocam burası 120 ise dış açısı 60. E burası da 60. 60 60 ise 60 çıktı. Hocam dış açısı 60. Burası da 60. 60 60 ise 60 çıktı. Buna göre diyor oluşan altıgenin çevresi nedir diye soruluyor. Öncelikle buradaki kenarlar düzgün altıgen olduğu için birbirine eşit mi? Eşit. Eşitleri yazalım. Sonra bu eşkenar üçgen çıktığı için burası da eşit oldu mu? Oldu. Burası da eşit oldu mu? Oldu. Yani sen düzgün altıgenin bir kenarına A dersen burası da A burası da A. Burası daha, burası daha, burası daha, burası daha, burası daha. Yani bu bir eşkenar dörtgen çıktı. 2, 4, 6, 8. 8 A çevresini vermiş bize. Çevresi 40 cm. Bak başta eşkenar dörtgen dememiş ama bu düzgün kesip parçalar attığın zaman e, düzgün altıgen olduğundan bu şekil aslında dörtgen dediğimiz bir eşkenar dörtgenmiş. 8 A'nın çevresinde 40 vermiş arkadaşlar. A'yı da buradan 5 bulduk. Altıgenin çevresi isteniyor. Yani bizden 6 A isteniyor. O da A 5 ise 6 kere 5 30 çıkar arkadaşlar. Çevresi 30 çıktı. İkinci soru Denizli çıktı. ÖSYM seviyor böyle sorulara dikkat. İkinci soruyu böylelikle Denizli bulduk. Geldik üçüncü soruya. <laughs> Kenar uzunlukları 10 ve 20 birim olan 10 ve 20 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir tablo 4 köşesine çivi çakılarak CD kenarı zemine paralel olacak şekilde şekil birdeki gibi duvara asılıyor. Tabloda C köşesindeki çivi hariç bak C hariç. C C noktasında duruyor. Şuradaki çivi hariç. Diğer çiviler çıkarılırsa şekil 2'deki gibi D köşesi zemine değiyor. Bak B çıkmış, A çıkmış, D çıkmış. Sadece C köşesi sabit. Bu ne demek? C köşesinin zemine olan uzaklığı buradaki ile buradakinin zemine olan uzaklığı aynı demek arkadaşlar. Sonra D köşesinin e, D köşesi zemine değiyor ve A köşesi ilk konumuna göre 14 birim zemine yaklaşıyor. Hmm. A köşesinin zemine olan uzaklığı önceden bakın şuraya bir A dersem. Hocam burası A ise zemine olan uzaklığı A artı 4 iken ne kadar yaklaşıyormuş? 14 birim yaklaşıyor. A artı 10'dan 14 çıkartınca A x 4 mi yapıyor arkadaşlar burası? Evet. Şurası a eksi 4 yapacakmış arkadaşlar. Tamam bu şekildeyken a eksi 4 yaptı burası. Niye? Önceden a artı 10'du. a artı 10'dan tekrar söylüyorum. 14 çıkartınca a eksi 4 yaptı arkadaşlar. Buraya a eksi 4 yazdık. Devam edelim. Buna göre tablodan a köşesindeki çivi hariç. Bu sefer a köşesindeki çivi hariç. Şekil 3'teki gibi a köşesindeki çivi hariç diğer çiviler çıkartılırsa diğer çivileri çıkarttığımda ya yani A köşesinin zemin olan uzaklığı hala nedir? Hala A artı 10 burada. Buna dikkat arkadaşlar. Şurası A artı 10. Çekil üçteki gibi C köşesi zemine değdiğinde D köşesi ilk konumuna göre zeminden kaç birim uzaklaşır diye soruluyor. Bak önceden D köşesi böyleydi. Bu indiğinde D köşesi biraz daha yukarı çıkıyormuş demek ki. O yukarı çıktığı yeri bulacağım. Şimdi şu bilgileri ben kullanayım arkadaşlar. Burası A eksi 4 mü? Evet hocam burası A 4. Burası ne? Şurasının A birim olduğunu söylemiştik. Burası kaç birim? 10 birim. Burası kaç birim? 20 birim. Çekirde 90 dereceler havada uçuşuyor. Alfa, beta, alfa, beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısı 10 ken, 90'ın karşısı 20. 1'e 2 oran var. E hocam burası betanın karşısı A x 4 ise betanın karşısı 2A eksi 8 yapar. 1'e 2 orandan dolayı. E hatta burası A iken burası da A bölü 2 yapar arkadaşlar. A bölü 2 yapar. Hocam şu üçgenden baksak daha sağlıklı olur. Bu daha şu daha küçük ya. 10 var. Normalde Pisagor yapmam lazım ama 10 var. Büyük ihtimal ne üçgendir? 6 8 10. E, 6 8 10. Burası 6 olursa oluyor mu bakalım? A'nın kaç olması lazım? 12. 12'den 4 çıktı 8. Belki 8 diye düşünürdünüz. 8 düşünseydiniz hocam burası 16. 16 eksi 4 12 yapıyor arkadaşlar. Olmaz. E o zaman burası 12 yapıyor mu diye bakın. Pardon 6 yapıyor mu diye bakın. 6 yapması için A'nın kaç olması lazım arkadaşlar? A'nın 12 olması lazım. 12-4 de 8 yapıyor. 6-8-13 geni sağlanıyor. Evet ben A uzunluğunu kaç bulmuş oldum arkadaşlar? 12. Yani A noktasının zemini olan uzaklığı kaç çıktı arkadaşlar? 22 çıktı. Evet burası 22 oldu arkadaşlar. Şu uzunluk 22. Şurayı şöyle 22 diye göstereyim. Sonra A köşesi sabit ya zemin olan uzaklığı bu. Ama hocam bizden D köşesinin zemin olan uzaklığı isteniyor, A köşesinin zemin olan uzaklığını bulurken bunu çizeceğimize şunu A'nın hizasına kadar getirsek daha sağlıklı olmaz mı arkadaşlar? Olur. E yine burada araba da uçuşuyor mu? Uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Hocam alfa, beta, alfa, burası da beta mı? Evet. Şuranın 22 olduğunu unutma. 22'yi buldun. Hocam burası kaç? 10. Burası kaç? 20. Şimdi Benzerlik oranı kaç burada arkadaşlar? Benzerlik oranı yine 1'e 2 mi? Alfa beta, alfa beta 90'ın karşısı 90'ın karşısı. Evet 1'e 2. Ee, burada alfa beta demeyeyim. Aslında aynı buradaki alfa beta açısıyla aynı olacak anlamına gelmiyor. Buraya CD açısı diyeyim isterseniz. CD, CD şeklinde söyleyeyim arkadaşlar. 1'e 2 oran var ama şuradaki uzunluklardan herhangi bir tanesi de yok ya. Buradaki uzunluklardan herhangi bir tanesini bulabilir miyim? Bulamam ama dur bakayım 1'e 2 oranını kullanayım. C'nin karşısına ben... A dersem ya da N dersem hocam 1'e 2 oran olduğundan dolayı C'nin karşısına N dersem burada da C'nin karşısı 2N mi yapar? Evet. E bunun tamamını 22 bulmuştum. Buraya da 22 eksi N mi kaldı? Aynen öyle. E o zaman burada da bir Pisagor bağıntısı yaparsak ya da hocam burası 22 eksi N ise 1'e 2 orandan dolayı burası da 22 eksi N bölü 2 mi yaptı? Evet. Şurada da yine 10 var. 6, 8, 10 diye hissedelim. N yerine yazarsam 22'den 6 çıkınca kaç yaptı? 16. 16 bölü 2'den de 8 oluyor mu burası? Evet. N dediğimiz kaç çıktı yine hissederek 6 çıktı. Normalde Pisagor bağıntısından bulmamız lazım ama hisset kardeşim. Ee, burası 6 ise o zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 22'den 6 22 ekseni olduğu için burası da 22'den 6 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 18 mi kalıyor? Yok 16 mı kalıyor? Evet burası 16 oldu. Önceden D köşesi 12 birimken zemini olan uzaklığı Şimdi 16 oldu. O zaman 16 ve eksi 12 kaç yaptı? 4 yaptı. O zaman zeminden kaç birim yukarı çıkmış oldu arkadaşlar? 4 birim yukarı çıkmış oldu. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Ve işlemle de uğraştırmıyor aslında. Şöyle bir baktığımız zaman hissiyat maneviyat var. Artık hissediyorsunuz değil mi gençler? Üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik dörde. <laughs> Birbirine eş düzgün beşgen şeklinde kartonların birer kenarları çakıştırılarak bir düzgün çokgen yapılmak isteniyor. Buna göre bu düzgün beşgen biçimindeki kartonlardan kaç tane kullanılmıştır diye söyleniyor. Arkadaşlar şimdi sen bunları böyle birleştirerek şöyle bir düzgün çokgen elde edeceksin? Evet içeride boşlukta arkadaşlar. Böyle bir düzgün çokgen elde edeceksin. Koydun 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 en son birleşti bir düzgün çokgen oldu. Bu düzgün çokgen kaç kendir diye soruluyor. Bizim için düzgün çokgeni bulmak için neyi bulmamız lazım? Dış açıyı bulmamız lazım. Hocam bu düzgün çokgen kırmızı ile çizdim ya. Dış açısı lazım bize. Hop dış açısı. Şurası değil mi? Ya da bunu uzatırsın. Fark etmez. Ben bunu uzattım. Düzgün beşgenin iç açısının artık 108 derece olduğunu biliyorsunuz. Hocam bunun uzantısı burası. O zaman buraya kaç kaldı? 72. Hocam burası da 70. 108 yapacak. O zaman buraya kaç kaldı? 36. Aa dış açısı 36 oldu. Düzgün çokgenin. O zaman 360 bölü 36 bana kenar sayısını vermez mi? Yani 10 yaptı. O zaman oluşturulabilecek çokgen sayısı neymiş? 10'muş arkadaşlar. Cevabımız böylelikle ne yaptı? Cehan yaptı. <laughs> Geldik 5. soruya. Evet, sanırım 2021 sınavıydı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bununla alakalı, e, iki notu kullandıran. Hani benim iki tane notum vardı ya. Neydi o? Eşit kenara, eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşit. Bir bu. Bir de e, bir kenarı gören açı alfa ise, iki kenarı gören açı iki alfa, üç kenarı gören üç alfa dediğim not vardı hatırlarsanız. Hatta dış açıda 2 alfa demiştik burada iki kenarı gören açıya eşit olur diye söylemiştik arkadaşlar. Bu işte o tarzda bir soru arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi tabii sınavdaki soruya da çok benziyor. Burada biraz öğrenciler afalladı o zaman çünkü o iki nota çok fazla hakim değillerdi ya da bilmiyorlardı. Çoğu kitapta o gösterilmemişti ya da unutulmuştu arkadaşlar. Ondan dolayı afalladı. Şimdi düzgün 12 gelmiş. Arkadaşlar düzgün 12 gelse 360 12'ye böldüğüm zaman dış açıyı bulurum. Dış açı 30 derece. Dış açı 30 derece. Bir kenarı gören açı alfaysa dış açı da bak bir kenarı gören açı alfaysa iki kenarı gören açı 2 alfaydı. Hatta bu da dış açıya eşit arkadaşlar. Hatırlayın bunu. 2 e, alfa o zaman 30'a eşitse 2 alfa 30'a eşitse alfa da ne olacaktır arkadaşlar? alfa da 15'e eşit olacaktır. Yani bu bir kenarı gören açı 15 derece. Hocam şu açıya bakacak olursak bu açı kaç kenarı görüyor? 1, 2, 3, 4 tane kenarı görüyor. 4 çarpı 15'ten burası kaç çıktı? 60. Aa, normalde bak ben bunu birleştirmezdim ama buradan şimdi birleştirmem lazım. Çünkü niye? 60'ı kolları çift çizgiye çift çizgi olduğundan dolayı. Hemen şunu birleştiriyoruz. Ne çıktı arkadaşlar? 1, e, 60 olduğundan dolayı eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar burada. Eşkenar üçgen çıktı. Şu eşitliği de koyalım mı burada? Koyalım. Sonra ne yapacağız? Hocam. E burada x'e de ulaşacağız. Buna ait bir üçgen oluşturalım. Bakın. Burada da şu köşegeni çizecek olursam. Dikkat. Bu köşegen 1, 2, 3 kenar ayırmış. Bu köşegen de 1, 2, 3 kenar ayırmış. Eşit sayıda kenara ayıran köşegenler eşit değil mi? Evet. O zaman bu ile bu kenar birbirine eşittir. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. E hocam ikiz kenar çıktı. Şuradaki açıyı da bulursak ondan sonrasında sonuca ulaşırız. Mecbur şuradaki açıları yazacağız arkadaşlar. Dış açısı kaç dereceydi bunun? 30 dereceydi değil mi? Dış açısı 30 olduğundan dolayı iç açısı kaç derece? 150 derece. Mecbur iç açıyı kullanacağız arkadaşlar. Bakın burası 150. Burası da 150. Yok tamam burası da 150. Şuradaki açı da 150. Hocam bu bir iki kenarı görüyor. Bak iki kenarı görüyor. Bir, i̇ki kenarı gören açı kaç derece? Bir kenarı gören 15 ise hocam burası 30 derece. Burada kaç da iki kenarı görüyor. O zaman burası da 30'dur. E hocam burada kaçın tamamı da 150 derece yapacağından dolayı 60, 90, 30. Yani 120 yaptı. Buraya da kaç derece kaldı o zaman arkadaşlar? 120 yaptıysa 30 derece kaldı. O zaman olay bitti. Hatta bunun devamı tam olarak buraya denk geliyormuş. Bu da iki kenarı gören açı ya. A bilmiyoruz onu. O açıyı bulduktan sonra kesin ve net bir şekilde söyleyebiliriz. E, burası 30'sa buradaki açılar da 75-75 yaptı. O zaman arkadaşlar x artı 75 artı 60 eşittir 180 olacağından şuradaki doğru açıdan dolayı x'i de buradan kaç derece buluruz? 45 derece olarak buluruz. Evet 5. sorunun cevabı böylelikle balık kesir oldu. Bir ara takıldık ama şuradaki bir şeyler çizeyim mi çizmeyeyim mi diye şey yaptım ama hiç şuradaki açıları yazmak atma gelmedi. Yazınca direkt kendiliğinden soru yine aktı gitti arkadaşlar. 5. soru Balıkesir oldu geldik 6. soruya. Alanı 8 birim kare olan özdeş kartonlar düz bir zemin üzerine şekil 1 ve şekil 2'deki gibi konuluyor. Evet alanı 8 birim kare olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Ş şekil 1'de oluşan şeklin çevresi 26. Şuraya A A ya da X X diyelim. Şuraya X X buraya Y diyecek olursam arkadaşım. O zaman burası da X burası da X burası da Y olduğundan dolayı. 4 X artı 2 Y'yi kaç vermiş bize? 4 X artı 2 Y'yi kaç vermiş? 26 vermiş. O zaman 2x artı y buradan kaç gelir arkadaşlar? 2x artı y'yi buradan 13 diye buluruz. Dursun elimde. Hocam 2x artı y'yi biliyorum 13. Bir de alanda 8 dediğine göre x çarpı y'nin de kaç olduğunu biliyorum. 8 olduğunu biliyorum. Bu da bir kenarda dursun. Şu bilgiler bana büyük ihtimalle lazım olacak arkadaşlar. Sonra devam edelim arkadaşlar. Çekil 2'de de çekil 2'de b noktasına 4 birim uzaklığında bir c noktası seçilmiş. Buna göre AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler. AC uzunluğu soruluyor. Şimdi ben bu dikdörtgeni bu şekilde bu şekilde koymuşum. E arkadaşlar bunu buraya yapıştırdım. Bunu da buraya yapıştırdıysam. Bunlar böyle doğrusal olmak zorunda mı? İsterseniz doğrusal olduğunu kavrayamadıysanız şuradan da dik çizebilirsiniz. Fark etmez. Şuradan bir dik çizdik. Hocam burası X kısa kenar. E, burası da X e, uzun kenar neydi arkadaşlar? Y'di. O zaman buraya y eksi 2 x kaldı. Çünkü tamamı y olduğundan dolayı. Burası da y eksi 2 x yaptı. E burası da 4. Bizden de ac uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar şuradaki soru işareti olan yere de biz ne diyelim? A diyelim. Hadi bakalım. A kare de buradan neye eşittir? Pisagor yapacağımız belli. Pisagor yapacak olursak A kare. Hocam y eksi 2 x'in karesi artı 4'ün karesine eşittir. 4'ün karesine eşittir. A kare buradan neye eşittir? Y kare y kare artı 4 x y eksi 4 x y pardon. Artı 4 x kare artı 16'ya eşit oldu. İşte ben burada bunu bulmaya çalışacağım. x çarpı y belli mi arkadaşlar? Belli. İşte böyle arkadaşlar. ÖSYM y m bu şekilde böyle dik, dikdörtgen sorularında çarpanları ayırmayı da kullandırıyor. Bak mesela kullanacağız şimdi. Burada arkadaşlar x çarpı y yerine 8 yazalım. 4 kere 8 eksi 32 eksi 32 e, eksi 32 artı 16 o zaman a kareyi kaç bulduk arkadaşlar biz y kare artı 4 x kare e, eksi 32 artı 16 da eksi 16 yaptı arkadaşlar e, elimdeki şu bilgileri de kullanacağım ben burada kullanayım onu da bak yukarıda kullanayım şimdi ben neyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar şu bilgiyi kullanayım pardon şu bilgiyi e, y kare artı 4 x kareyi bulmaya çalışacağım. O zaman bunun parantez karesini alırsam hocam yani şurada 2 x artı y eşittir 13 olduğundan her iki tarafın karesini alırsam ben burada 4 x kare artı 4 x y artı y kare eşittir 169 yaptı. Buradan x çarpı y 8 olduğundan dolayı e, 4 kere 8 32. O zaman 4 x kare artı y kare de neye eşit olacak? 169 eksi 32 eşit olacak. 169 13 karesi 169 değil mi? 169'dan 32 çıkınca da kaç kalıyor geliyor arkadaşlar? Şurası 7 yaptı. 37. 137 yaptı. O zaman bunun yerine 137 yazacağım gençler. Gelin bakalım burada yerine 4x kare artı y kare yerine de şunun yerine de 137 yazarsak o zaman 137'den 16 çıkınca a kare buradan neye eşit oldu? Sanırım 121'e eşit oldu arkadaşlar. A kare 121 ise A da buradan kaç gelir? 11 gelir. Evet böylelikle bu sorunun 6. sorunun cevabı ne çıktı? C han çıktı. Evet gençler böyle çarpanlara ayırmayı da kullandırıyor. Bunun çok örneğini gördük. Özellikle dikdörtgen ve karede çok kullandırıyor. O yüzden ben de size böyle bir soru yazdım. Haberiniz olsun. Yani eliniz çalışacak. Matematiksel ifadeleri de çarpanlara ayırmayı da bileceksiniz. Matematiğin en önemli konularından biri zaten çarpanlara ayırma. Ee, geometri de karşımıza çıksın bırakımda. Evet geldik 7 soruya. Şekil 1'de simetri ekseni BD köşegeni olan ee, simetri ekseni BD köşegeni yani bu köşegen yani bu e, iki eş parçaya yarıyor. Bu açı ortay. O zaman buradaki kenarda iki eş parçaya bölecek diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Neyse devam edelim. Delta 7 biçimindeki bir karton ve köşegenin tam ortasında bir E noktası verilmiştir. E noktası da köşegenin tam ortasındaymış arkadaşlar. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşitmiş. Şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 2'deki karton da B üstü noktasından geçen ve AC kenarına paralel olan bir doğru boyunca katlandığında. Arkadaşlar şimdi ne diyor? Bir daha okuyayım onu. Şekil 2'deki kartonda şekil 2'deki kartonda evet. Şimdi ben bunu böyle katlamışım böyle. Ondan sonra Şekil 2'deki karton da B üstü noktasından geçen ve AC'ye paralel olan şuna paralel olan bir doğru boyunca katlandığında da şu şekil elde edilmiş. Tamam ben şimdi katlanmış halleri ne yapacağım arkadaşlar? Geriye doğru açacağım. Hadi bakalım açalım. Hocam katlanmadan önceki şu şu B üstü noktası burada bir yerde değil mi arkadaşlar? Bakın şurada B üstü noktası olduğunu bilelim. Şu köşegen üzerinde olduğunu bilelim. B üstü noktası Açtığım zaman karşıma ne geliyor arkadaşlar? Şöyle önceki hali gelecek bak. Şu şekilde bir karton karşıma gelecek. Evet tabi bu şu eski hali karşımıza geldi. Bakın şunun katlanmışı yukarıda olmuş oldu mu? Oldu. E ben bunu böyle katladığımda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. E bu nokta buraya gelecek ya böyle. Hatta buradaki uzunluklar da birbirine eşit olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. Sonra devam edelim arkadaşlar bundan sonrasında. Şuradaki katlanmış hali de şöyle bir açacak olursam ben. E hocam sen bunu da katladığında bu buraya gelmişti. B üstü noktasına gelmişti. Hani şöyle üçgen oldu ya böyle. E Bu katlamada da bu buraya geldiyse o zaman buradaki nokta da o zaman şu çizgiyle şu çizgi üst üste binecek. Yani burası da eşit oldu. Yani şu üç tane parça birbirine eşit oldu. E noktası da orta noktaydı. Yani sen buraya bir K diyecek olursan ya da H diyecek olursan ne dersen de buraya bir K diyecek olursan K K K ise E noktası da orta noktaysa burası da kaç K çıktı arkadaşlar? 3 K çıktı mı? Çıktı. Devam edelim. Şekil 1'de verilen kartonun görünen yüzünün alanı 45 birim kare olduğuna göre şekil 3'te verilen kartonun görünen yüzeyinin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani görünen yüzünün alanı. Arkadaşlar bizden şu alan isteniyor. Şu üçgenin alanı artı şu yamuğun alanı isteniyor. Tamam. Yani şu yamuğun alanını bulacağız arkadaşlar biz burada. Bunu şöyle şu renkle kalemle göstereyim. Yeşille göstereyim. Tekrar çünkü bu yukarı doğru katlanmış hiç işi karıştırmayalım. Şu üçgenin alanı isteniyor artı buradaki üçgenin alanı isteniyor arkadaşlar bizden. Buradaki yamuğun alanı yüksekliği kaç yaptı arkadaşlar? Şuradaki yüksekliğinde k olduğunu biliyoruz. Çünkü bu simetriğini aldığımız için tabi burada dik de olmak zorunda o yüzden de yüksek diyebiliyoruz. E ben burada o zaman şuradaki uzunlukları bulmaya çalışayım. Arkadaşlar burada 3, 1, 1, 1 oran var ya ben buraya a diyecek olursam dikkat Şurada 3'e 1 oran olduğu için burası da 3'e n gibi oran olacak. Yani 3 bölü hatta 3, 1, 1. 3'en n, n olacak burası. Burada 3 bölü 4 oran var. O zaman buraya 3a dersem burası ne oldu? 4a oldu. Hocam B üstü noktasından geçen bu uzunluk 4a oldu. Sonra 3 bölü 5 orandan dolayı burası da kaç a oldu arkadaşlar? 5a oldu. O zaman her şey meydana çıktı mı? Çıktı. Bize şuradaki kartonda arkadaşlar... Şuranın biz kaç K olduğunu biliyoruz. 6 K olduğunu biliyoruz buranın. Ondan sonra şu uzunluğa da giriş yapacağız galiba arkadaşlar. 3 A 4 A. Şuradaki AC de 5 A olduğunu biliyoruz. Şuranın da 5 A olduğunu biliyoruz. Tamam. 3 bölü 5'ten dolayı. Şimdi tekrar bakalım mı soruya bakalım. Şekil 1'de kartonun görünen yüzünün alanı 45. Hocam 5 A çarpı 6 K. 5A çarpı 6K köşegenler çarpımının yarısı 45 olarak verilmiş bize. O zaman 6 kere 5 30 bölü 2 15 15 a k buradan ne yaptı arkadaşlar a çarpı k'yı 15 bölü 45 bölü 15'ten 3 olarak bulduk bizden ne isteniyor Çekil 3'te verilen kartonun görünen yüzeyin alanı hocam bir bu sarı üçgenin alanı bir de bu yamuğun alanı bu yamuğun alanı dediğim şuradaki yeşil alan değil mi arkadaşlar katlamayı açtığın zaman evet üçgenin alanı nedir bizden istenilen 3 a çarpı 3 k bölü 2 yazalım şuraya 3 a çarpı 3 k bölü 2 artı bir de burada yamuğun alanı var arkadaşlar. Yamuğun alanında alt taban artı üst taban 9A çarpı yükseklik yükseklikte K. 9A çarpı K bölü 2 isteniliyor bizden. Hocam burası 9 bölü 2. Burası da 9AK bölü 2. Toplam 18AK bölü 2 yaptı. Yani cevabımız 9AK yaptı. AK'yı da biz 3 bulduğumuza göre cevabımız da kaç çıkar arkadaşlar? 27 çıkar. Ne oldu? Zor soru gibi mi geldi? ÖSYM tarafından soruldu arkadaşlar. Benzeri Aynısının laciverti soruldu arkadaşlar. Ya. ya o işte bu zamana kadarki sordukları katlamaların içerisindeki en zor soru bu diyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 2021 sınavında çıktı arkadaşlar. Ben de bu soruyu gördüğümde gerçekten şaşırmıştım. Ama aslında bakınca çok da zor değil. O katlamaları falan düşünce ya şuradaki oranlamaları, özellikle şuradaki çizgileri KKK'ları düşününce ve bu üçgen artı şu yamuk diye düşünürseniz alan bulmada sıkıntı yaşarsınız ama e, bu yamuğun alanı ya bu yamuğun alanı aynı ya e burada kalanı bulmaya yönelik hamle yaparsak tabii ki işler karışmaz arkadaşlar. Aslında güzel bir soru. Evet cevabımız böylelikle deniz çıktı ve geldik 8. soruya. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Store perdesi olanlar bilirler. Store perdeyi böyle aşağı yukarı oynattığınız zaman ne oluyor? Hep bir kapalı yerler oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. Yalnız ben burada en baştan söyleyeyim. Ben bunu yazarken böyle yazdım ama ÖSYM daha açıklayıcı bir şekilde yazar arkadaşlar. Yani buradaki store perdeyi çünkü bilmeyenleriniz vardır evde store perdesi olmayanlarınız vardır normal normal düz perde hala ben de mesela düz perde kullanıyorum Stor perde kullanmıyorum okulda gördüm sadece store perdeyi mesela o kadar da bakmayayım da neyse ee, o yüzden böyle ne bileyim herkese hitap etmek için buradaki olayı da anlatır ama burada da böyle bir soru sorduklarında evinde store perdesi olanla olmayan arasında da ayrım yapmış olunur. Elinde stor perdesi olan düşünür böyle daha hızlı düşünür. Ama olmayan biraz daha yavaş düşünür. Orada da bir haksızlık yapılmış olur. Ama soru çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Yüksekliği 60 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir pencerenin önüne stor perde konulmuştur. Perde şekil birdek gibi olduğunda pencere gözükmemektedir. Evet tam bu şekilde pencereyi tam bir şekilde kaplıyormuş arkadaşlar. E, buradaki cümle eksiklerini ben böyle açıklamalarımla size yapayım. Perde ip yardımıyla 4 cm yukarı çekildiğinde arkadaşlar stor perde öyle bir şey ki mesela şu perdeyi şöyle düşünün. Şuraya araya çubuk koyduğumu düşünün. Şöyle kapalı olan koyu yerler burası mesela şöyle bir ikili bir koyu yer var. Sonra bir daha ikili bir açık yer var. Yani böyle tül perde şeklinde düşünün. Bir koyu bir açık. Şimdi sen burada çubuk var ya hop böyle katladığın zaman 4 cm'ye 4 cm oluyor. İşte buradaki şey katlanmış yer tam ortasından böyle katlanmış gibi düşünün. 4 cm 4 cm yani koyu yer aslında 4 santimetrelik yer. Orası da şöyle şöyle göstereyim katlanmış yer gibi oluyor. Aslında böyle açtığın zaman 8 santimetre. Yani bunun önünde şöyle 4 santimetrelik arkasında 4 santimetrelik açtığınız zaman böyle 8 santimetrelik yer oluyor. Şimdi stor perdeleri de dediğim gibi arkadaşlar bir böyle kapalı bir yer var. Sonra tül perdeli bir yer var açık. Sonra bir kapalı bir açık. Bir kapalı bir açık. Bu kapalılar böyle üst üste geldiği zaman ee, şey oluyor tamamıyla kapalı oluyor burası. Tül perdeyi de bu şekilde açıklamış olduk. Sonra bir tık açtığım zaman 4 cm açtığım zaman tül perdeli kısımlar açık olmuş oluyor. Sonra bir tık daha açtığım zaman tül perdeli kısımlar kapanmış oluyor. Hepsi kapalı olmuş oluyor. Yani burada işin esprisi ne? Bakalım şöyle. Perde ip yardımıyla bakın şurada bir ip var. İp yardımıyla çekiyorum. İp yardımıyla 4 cm yukarı çekildiğinde şekil 2 şu şekil gelmiş. 8 cm yukarı çekildiğinde de şekil 3 gelmiş. Yani her 4 santimetrede bir ne oluyor? Bir 4 santimetre açtığımızda açık yerler var. Bir 4 santimetre daha çektiğimizde kapalı yerler var. Yani her 8 santimetrede bir hep kapalı olacak arkadaşlar. Yani perdenin şu e, çubuğun üst tarafındaki yerler kapalı olacak. Tamam Çok güzel bir soru arkadaşlar gerçekten. Bakın şimdi 4 santimetre açtığında dikkat edin. İşin esprisi de budur burada. E, Bey konuda açıklar böyle e, ÖSYM'i. Arkadaşlar yarısı dolu yarısı boş. Bak dikkat. Dikkat dikkat. Şurası 8 burası 8 burası 8 burası 8 burası 8 mi? Evet bak 8'lik kısım dolu açık. Dolu açık. Dolu açık. Ama dur, bir dakika. Dolu açık. Şöyle açık 8'lik kısım. Hocam 4'lük kısım kapalı 4'lük kısım açık. Bak yarısı dolu yarısı açık oldu değil mi arkadaşlar? İşte sen bir 4 cm açtığında tam kapalıyken e, şu çubuğun olduğu yere kadar olan kısmın yarısı üst tarafında yarısı dolu yarısı açık oluyor. Bir 4 santimetre daha açtığın zaman hepsi kapalı oluyor. Sonra bir 4 santimetre daha açsan buradan yukarı doğru bir 4 santimetre daha açsan bu çubuğun üst tarafındakinin yarısı dolu yarısı açık olacak. Alt tarafı da komple açık olacak. Bilmem anlatabildim mi? ÖSYM e böyle bir soru sorsa mükemmel bir soru. Benim amacım böyle Sizlere bu tür şeylerle karşı, e, karşılaşmanızı sağlamak. E, siz bu tür soruları görün ki üniversite sınavında ya da kitaplarda sorusu geldiği zaman afallamayın. Ya da bunu daha böyle şey bir dille açıklar. Yani her 8 santimetrede bir kapalı olacak perdenin üst tarafı diye de söyleyebilir. Ya da e, her 8 santimetrede bir kapalı olacak. E, hatta 4 santimetre açtığımızda da çubuğun üst tarafındaki kısmın yarısı dolu yarısı boş olacak şeklinde de bir açıklama da yapabilir. Neyse bayağı konuştum. Perde 12 cm yukarı çekildiğinde görünen yüzeyinin alanı A santimetre kare. 16 cm kare yukarı çekildiğinde de e, pencerenin görünen yüzeyi B santimetre kare. A bölü B nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bakın en son burada 8 cm açılmıştı değil mi? E, her bir 8'de kapalı oluyordu. Bakın 8 cm açtığım zaman hocam üst taraf tamamen kapalı oldu gördünüz mü? 4 yukarı doğru bir 4 daha açsam 12 cm mi açılacak? Evet 12 cm açtığım zaman ne oluyor? Yani 8'in tam katlarında ne oluyor? Üst taraf tam kapalı oluyor. Ee, 8'in katı olmayan dörtlü bir şekilde açı olduğu zaman da üst tarafı kapalı olacak. Bak bu şekilde 12 cm açtığımda şekil 1 de göstereyim ben size. Bizim çubuğumuz buraya geldi. Bunun üst tarafın yarısı açık değil midir arkadaşlar? Yarısı açık. E burada çubuk var arkadaşlar. Bu çubuk yukarı çıktığı için buradaki kısmı da ne oldu arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle açık oldu. Çünkü bak çubuğun bu tarafı açık olmuş oldu. E o zaman ben A alanını bulabilirim. A alanı ne olacak? Şuradaki kısmın yarısı açık, yarısı kapalı. Ben buraya bir x diyecek olursam eğer 12 cm ya burası. Toplamda da 60 da. 60'tan 12 çıkartınca kaç kalıyor arkadaşlar? 48 kalıyor. 48 kaldığı için 48 48 çarpı x bölü 2. 48 çarpı x bölü 2 artı. Bir de burası açık arkadaşlar. Burası açık olduğu için de 12'lik kısmı açık. 12 çarpı x açık olan kısmı çünkü. Ne diyor? Pencerenin görünen yüzeyi. Yani açık olan kısmından bahsediyorum. Yani 12 çarpı x. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın. Her 8'in katında tam kapalı oluyor. Ama 8'in katı olmayan 4 santimetre açıklıklarda ne oluyor? Çubuğun üst tarafının yarısı açık olmuş oluyor. Ben burada 12 cm çubuğu yukarı kaldırdığım zaman 48 kaldı buraya. 48 çarpı x buradaki bölgenin alanı ama yarısı açık olduğu için açık yer soruluyor bize. 48 çarpı x'in yarısı artı e, çubuğun da alt tarafı açık. 12 çarpı x e, pencerenin görünen yüzeyi olmuş oluyor. O zaman 48 bölü 2 24 24 artı 12 de 36 x yaptı burası. Şimdi ona B alanını bulalım. B alanı içinde arkadaşlar. B alanı içinde kaç santimetre? 16 santimetre açılıyor. E 8 santimetre burada. Bir daha 8 santimetre geldiğin zaman burada. Her bir 8'in katında ne oluyordu arkadaşlar? Tam kapalı oluyordu. Burası tam kapalı olan kısım arkadaşlar. Kapalı olan kısım. Açık olan kısım neresi olacak arkadaşlar? Burası olmuş oldu. Şimdi gençler çünkü 16 santimetre açıyorum. Her 8'de bir kapalıydı. 8, 8, 16. Kapalı olan kısım burası, pencerenin görünen kısmı burası. Yani 16 çarpı de buradaki açık olan kısım olacak. O zaman B alanı neye eşit olacak arkadaşlar? 16 çarpı çünkü burası 16 olduğundan dolayı x'e eşit oldu. Bizden de A bölü B isteniyor. A bölü B de ne eşittir? A alanı 36x, B alanı da 16x. Bunları oranladığımız zaman xler gitti. 4'e bölsen 9, 4'e bölsen 4. Yani Böylelikle A bölü B oranı kaç gelmiş oldu arkadaşlar? 9 bölü 4 gelmiş oldu. 4'e bölsen 9, 4'e bölsen 4 yapıyor değil mi? Burası 8, 8, 16 yaptı. Evet. Cevap anahtarı ne diyor arkadaşlar? Hatalı mı diyor? Evet onu bir düzeltiriz arkadaşlar. Cevabımız 9 bölü 4 olacak. Böylelikle gerçekten ama gerçekten çok mükemmel bir soru arkadaşlar. Ama bir de güzel bir dille anlatılsa kendi hatamı biliyorum. Ya da e, ÖSYM gerçekten çok güzel bir şekilde açıklama yapar. Ama ben de dilim döndüğünce size burada açıklama yapmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, gayet de açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Gençler böylelikle 16. haftayı bitirdik. Şu soruya dikkat. Bu soruyu bir daha kendin çöz. Anlayana kadar çöz. Her 8'de bir kapalı oluyor. bu Çubuğun üst tarafı. Ama 4'ün katlarında yani 4'ün katı hocam 16'da 4'ün katı ama 8'in her 8'in katında kapalı olacak ya üst tarafı. Her bir 4 cm açıklıkta da çubuğun üst tarafının yarısı açık olmasını unutma. Dediğim gibi mükemmel bir soru arkadaşlar. Evet böylelikle bu haftayı da bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani 17. haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.